Evet arkadaşlar, bugün Çamlıoğlu'nun içerisine çay bahçesine gidiyoruz. Çok az bir yolumuz kaldı. Çok güzel bir yer. Hem dolaşmak için hem akşam oturmak için. Bugün çay keyfi yapacağız. Arkadaşlar bugün Denizli'de hava çok sıcak. Şu anda akşam saat 20.30, 30 derece sıcaklık var. Onun için bugün Çamlıoğlu'na karar verdik. Çamlıoğlu biraz sonra serin bir havaya bürünecek. Buradan giriş yapıyoruz. Bilmiyorum giriş kaç para. Sayın Çam'a teşekkür ederiz. Girişimizi vermiş, kaç pul olduğunu öğrenemedim. Galiba 15 lira diye bir yazı gördüm. Galiba 15 liraydır. Burası belediyeye ait olduğu için yapmadım. Bu oturacağımız yer belediye ait bir yer. Belediye ait olan yerler dışarıya nazaran biraz daha ucuz. Şimdi park yerine geldik diye. Gördüğünüz gibi karşımızda çam ağaçları var. Onun için adı Çamlı. Çok güzel bir ormanın içindeyiz. Çam ağaçları. Denizimizin can damarı. Burası da hafta sonu dolup taşan bir piknik yeri. Herkes malzemeler alıp dolup taşan bir yer. Hakikaten çok güzel, gezmeye değer bir yer. Evet, gördüğünüz gibi çay bahçemiz. Çok güzel. Ha, biraz akşam görüntüsü güzel olmayabilir. Ama öyle. Biraz sonra buralar çok kalabalık olur. Evet, Çamlıoğlu'da akşam çayımız. Şurada sezonun akşam çayı içiyoruz. Sörtlen ve şey çok iyi ağırlıyoruz. Çocuk bir tanesi biraz açık istiyorlar. Şimdi kalk güzel istedim. Gel, topuklu yaparız. Gel mi? Evet, sevgili arkadaşlar. Bugün Denizli Seyir Tepesi'ne geldik. Denizi yukarıdan aşağıda görüyoruz. Henüz biraz karanlık değil ama güzel gözüküyor. Bugün Seyir Tepesi'ne geldik. Denizimizin yeni rüzgarı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir geyik var.
Nasıl buldun Yusuf? Çok güzel olmuş. İlk defa geliyoruz. Ben bir şey göremedim. Göremedim. Ama bayağı yüksekteyiz. Denizli kuş bakışı. Manzara güzelmiş. Güzel denizimizi yukarıdan görüyoruz. Hakikaten çok güzel bir görünüm var. Horozumuz fazla uzakta da olsa yine de görebiliyoruz. Belki en büyük horoz heykeli dünyada. Evet, denizimize yüksekten bakıyoruz. Sallanıyor burası. Hakikaten çok güzel olmuş. İnsanların akşam serinleyebileceği bir yer. Güzel olmuş mu? Gördüğünüz gibi oturup yiyecek bir şeyler alabiliyorsunuz. Küçük bir füze var. Çok güzel bir eğlence oldu. Arazım. İyi akşamlar. Hüsamettin Bey'in yemek mutfağında Denizli Seyir Tepesi'ndeyiz şu anda. Horoz eşiğinde kahvemizi içiyoruz. Beğendin mi Hüsamettin Bey? Çok güzel yapmışsın. Çok güzel olmuş. Değil mi size? Manzara nasıl? Anlat. Hava sıcak. Hava sıcak. Yüksek olmasına da daha çok sıcak. Ama sonra çıkınca serinlik yaptık. Biraz serinlik yaptık. Ne zaman kaldırıyor? Ve bir kimse aldık. Biri yani, kimse aldık. Güzel olmuş değil mi? Su ve sezon. Thank you.
Evet aşkım. Hoş geldin memleketine. Nasıl rahatını, güzel mi? Çok. Memnun musun her şeyden? Evet. Deniz'in seyir tepesindeyiz. Yusof ve Sezo. Alo. Şu anda tarihi yer Turan yolundayız. Turan yolu dedikleri yer Türk tarihini, geçmişini anlatan bir gün. Büyük Hun İmparatorluğu. Geçmişlerimize. Çok güzel yapmışlar. Takdir ettim. En azından geçmişimizi bilmeyenler için çok güzel bir açıklama şekli olmuş. Tabii sizlere hepsini tek tek gösteremiyorum ama hakikaten çok güzel olmuş. Evet, geçmişimizi anlatan anıtlar var. Bunlardan bir tanesini size göstereyim. Bu 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir bölüm konusu. Bizim eski kültürümüz olan eski yazıklarımıza ta bu Uygurlardan gelip gelen bir yazık. Galiba şimdi her yazısının anlamına göre Türkçesini söyleyeyim. Malazgirt'i anlatan bir Malazgirt Muharebesi. Seyrede Alparslan'ı sevenler için. Mesela en büyük hayranlarından birisi ben. Denizli'yi ilk fetheden Avşin Bey. Selçuklu Kulu'nu 1070 yılında Denizli'ye almıştı. Alparslan dizisini seyredenler için ideal bir yer. Erbaskan'ın oğlu imiş Avşin Bey. İlk Denizli sancağımız. Bakın. Evet sevgili arkadaşlar, bugün de Denizli Seyir Tepesi'ni bitirmiş durumdayız. Şu anda saat 11. Eğer yaptığım videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi geceler temenni ederim.